Aşağıda sağlıklı bir dişi bireydeki menstrual döngü verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen menstrual döngü günlerinin hangisinde döllenmenin gerçekleşme ihtimali daha yüksektir? Ovülasyon, yumurta hücresinin ovaryumdan atılmasıdır. Yumurta hücresi ovaryumdan atıldıktan sonra fallopi tübünde ilerlemeye başlar. Fallopi tübünün yaklaşık uterusa yakın bir bölgesinde spermle karşılaştığında döllenme gerçekleşir. O yüzden yaklaşık olarak 18. günler döllenme için, yani bu 18. gün döllenme şansı daha yüksek olur. Çünkü 13. gün olsa 13. gün henüz ovülasyon gerçekleşmedi. Bundan önceki evrelerde zaten yumurta hücresi hala daha ovaryumda. 13. günde de yumurta hücresi hala ovaryumda. Yaklaşık 14. günde yumurta hücresi ovaryumdan atılıyor. İlerlemesi de 18. güne denk gelir. O yüzden cevabımız E. Menstrual döngüde östrojen hormonunun seviyesi aşağıdakilerin hangisinde gösterildiği gibi değişmektedir? Hipofizden TSH hormonu salgılanır. TSH ovaryuma etki eder. Ovaryumdan östrojen salgılanır. Östrojenin ilk salgılanması o yüzden folikül evresinde olur. Folikül evresi yaklaşık 0-14 aralığına denk gelmektedir. Daha sonra hipofizden LH salgılanır. Ovülasyon gerçekleşir. Ovülasyondan sonra korpus luteum oluşur. Korpus luteumdan hem progesteron hem de östrojen salgılanır. Korpus luteumdan salgılanan östrojen seviyesi folikülden salgılanandan biraz daha az seviyededir. Tekrar salgılanır. 28 günde de 28. günde de azalmış olur. Cevap A. Kişilerdeki bir hormonun bazı görevleri şunlardır. Yukarıda bazı işlevleri verilen bu hormon hangisidir? Gebelik süresince süt bezlerinin gelişimini sağlayan prolaktin hormonudur. Prolaktin hormonu dişide salgılanır, erkekte salgılanmaz. Süt bezlerinin gelişmesini ve sütün salgılanmasını sağlar. Ayrıca hamilelik süresince yeni bir yumurtanın, yani yeni bir menstrual döngünün oluşmasını da engeller. Cevabımız D. Dişi üreme sisteminde görev alan hormonların görevlerinden bazıları verilmiştir. Buna göre hormonlardan hangisi yukarıdaki görevlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Ovülasyon olayının gerçekleştirilmesi luteinleştirici hormon. Folikül gelişimi ve oogenezin başlaması FSH, yani folikül uyarıcı hormon. Rahim kaslarının kasılması ve doğum olayının kolaylaştırılması oksitosin hormonu. Süt bezlerinin gelişimi ve annelik içgüdüsünün oluşması prolaktin. Östrojenle ilgili herhangi bir görev verilmemiş. Östrojen uterusun kalınlaşmasının başlaması, uterusun kalınlaşmasının korunması ve dişide ikinci cinsiyet karakterlerin oluşmasını sağlar. Cevap D. In vitro fertilizasyon, yani suni döllenme yapılan uygulamalar aşağıda gösterilmiştir. Şemada numaralı verilen hangi iki uygulama yer değiştirilirse olayların sıralaması doğru olur. Yumurtalıkların önce uyarılması tamam. Yumurtalıklar uyarıldıktan sonra yumurtanın olgunlaştırılması lazım. Olgunlaşan yumurtalar içerisinden kaliteli olanlar seçilir, toplanır. Daha sonra döllenme olayı gerçekleştirilir. Döllenmeden sonra embriyo anneye transfer yapılır. Daha sonra da gebelik gerçekleşir. Buna göre 2 ve 3 yer değiştirmeli. Cevap B. Aşağıda biyoloji öğretmeninin yazılıdaki bir sorusu gösterilmiştir. Her doğru cevabın 2 puan olduğu, yanlışların doğruları götürmediği bu testte öğrenci kaç puan alır? FSH erkeklerde testosteron üretimini başlatır. FSH değil LH olacak. O yüzden buna yanlış cevap vermiş çocuk. Östrojen bayanlarda sekonder cinsiyet karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Doğru demiş. Çocuk doğru dediği için 2 puan alacak. LH bayanlarda korpus luteum oluşumunu sağlar. Yanlış demiş. Bayanlarda korpus luteum oluşumunu sağlar. Doğru olacaktı. Yanlış yapmış yani çocuk. Progesteron rahim kaslarını dinlenmeye zorlar. Doğru, 2 puan alacak.
LH erkeklerde sperm oluşumunu başlatır. TSH erkeklerde sperm oluşumunu başlatır. LH başlatmaz. Yanlış demiş. Doğru cevap vermiş çocuk. Böylelikle 6 puan alacak. Cevap C. Menstrual döngünün son periyodunda korpus luteum gelişmiş durumdadır. Progesteron seviyesi yüksektir. Endometrium kalınlaşmıştır. Bu menstrual döngü gebelikle sonuçlanmazsa bu durumda neler ortaya çıkar? Korpus luteum bozulur, parçalanır. Progesteron hormonunun seviyesi düşer çünkü korpus luteumdan progesteron salgılanıyordu. Korpus luteum bozulursa progesteron seviyesi de düşer. Endometrium embriyonun gelişi için hazırlanmıştı ama embriyo gelmediğine göre endometrium incelmeye başlar, kazınarak vücuttan atılır. Cevap C. Aşağıda Yılmaz ailesinde aynı anda dünyaya gelen Ahmet, Mehmet, Filiz'in gelişim dönemleri gösterilmiştir. Bununla ilgili hangisi doğrudur? Aynı anda dünyaya geldikleri için bu çocuklar çift yumurta üçüzüdür. Birbirlerinden farklı cinsiyetteler. O yüzden çift yumurtadır. Yani 1-2 ile çift yumurta, 1-3 ile çift yumurta. Ama Ahmet ve Mehmet bir tane zigotun mitoz bölünme ile ayrılması sonucu geliştiği için bu ikisi birbiriyle tek yumurta ikizidir. Filiz, Ahmet ile çift. Filiz, Mehmet ile çift. Ama Ahmet ve Mehmet tek yumurta ikizidir. Cevabımız B. Menstrual döngüde etkili olan 4 hormonun etki mekanizması grafikte gösterilmiştir. Bu hormonlardan hangileri gonadlardan yani ovaryumdan salgılanır? Yeşille gösterilen 3 nolu hormon FSH hormonudur. Folikül evresinde üretilir. FSH'ı üreten yapı hipofizdir. Folikül evresinde FSH etkisiyle ovaryum uyarılır. Ovaryumdan östrojen salgılanır. Östrojen 4 nolu hormondur. Gonadlardan salgılanmış olur. Daha sonra hipofizden salgılanan LH hormonu etkisiyle ovülasyon gerçekleşir. Ovülasyondan sonra korpus luteum oluşur. Korpus luteum, folikülün değişmesiyle oluşan ovaryuma ait bir yapıdır. Korpus luteumdan östrojen, aynı zamanda korpus luteumdan progesteron salgılanır. Progesteron ve östrojen uterusun kalınlaşmasını sağlar. O halde 1 ve 4 nolu hormonlar ovaryumda yani gonadlardan salgılanır. Cevap C. Sperm üretim yeri olan seminifer tüpçüklerin enine kesiti verilmiştir. Sperm üretiminde etkili olan hipofiz hormonlarının X ve Y olarak gösterilen kısımları etkilemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X hormonu sperm oluşumunu sağlıyor. Burada kamçılı halde sperm hücrelerini görüyoruz. Sperm oluşumunu sağlayan TSH hormonudur. Seminifer tüpçüklerde aynı zamanda Leydig hücreleri bulunur. Leydig hücrelerini hormon üretmesi için uyaran da LH hormonudur. O halde X FSH, Y LH olmalı. Cevap C. Biyoloji öğretmeninin sorduğu soruya doğru ya da doğru ya da yanlış şeklinde cevap verilmiştir. Bu sorulara verilecek cevaplar cümlenin sonundaki kutucuğa yazılacak olursa sırasıyla hangileri yazılmalıdır? Yumurtanın karın boşluğunda döllenmesi dış gebelik oluşumuna neden olur. Doğru. Embriyonik gelişim evrelerinin tamamı rahimde gerçekleşir. Embriyonik gelişimde döllenme fallopi tüpünde gerçekleşir. Fallopi tüpünde embriyo gelişmeye başlar. O yüzden bu ifade yanlış. Bir yumurtanın iki spermle bir yumurta her zaman bir spermle döllenir. Tek yumurta ikizlerinin oluşmasında bir yumurta bir spermle döllendikten sonra zigot oluşur. Zigot mitozla ayrılarak ayrı ayrı gelişerek tek yumurta ikizlerini oluşturur. O yüzden burada verilen ifade yanlış.
Oogenez dişilerde hayat boyu devam eden bir olay değildir. Menopoz evresi ile dişilerde oogenez tamamlanmış olur. O yüzden hayat boyu devam eden bir olay değildir. Yine oogenez olayı embriyonik dönemde başlar. Profaz 1'de durur. Ergenlikte yeniden başlar. Metafaz 2'de durur. Cevabımız o zaman D. Buna göre D. Aşağıda iki aile ile ilgili soy ağacı verilmiştir. Ali ile Ahmet tek yumurta ikizi, Merve ile Ayşe çift yumurta ikizidir. Bu aileler ve çocuklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ali de homozigot dominant olarak aktarılan bir vücut özelliği, rakamlar ile gösterilen tüm canlılarda görülür. Ali de homozigot dominant olarak. Homozigot dominant ise mesela böyleyse bu bireye de geçti, bu bireye de geçti, bu bireye de geçti, bu bireye de geçti. Doğru. 1 ve 2 arasındaki ortak gen sayısı 1 ve 3 arasındaki ortak gen sayısından daha fazladır. 1 ve 2 kardeş olduğu için 1 ve 3'e göre daha fazla ortak gen bulundurur. 4'te bulunan bir gen 2 numaralı bireyde bulunmayabilir. 4'te bulunan bir gen 2'ye geçmemiş olabilir. Örneğin çekinik bir gen olsun. Çekinik gen burada bulunabilir ama belki burada bulunmayabilir. Soy ağaçlarındaki tüm bireylerin oluşumu düşünülürse toplam 8 yumurta döllenmeye katılmıştır. 4 tane yavru olduğuna göre 4 tane yumurta döllenmeye katılmıştır. O yüzden yanlış. Soy ağacındaki tüm bireylerin kendi aralarında akrabalık ilişkisi olduğu söylenemez. Soy ağacındaki tüm bireylerin kendi aralarında Ali ile Merve kendi arasında akraba değildir. Ahmet ile Ayşe kendi arasında akraba değildir. O yüzden akrabalık ilişkisi olduğu tüm bireyler için söylenemez. Doğru. Buna göre cevap D. Tek yumurta ikizleri aynı zigottan oluşan hücrelerin ayrılıp bağımsız olarak gelişmesiyle meydana gelir. Aşağıda ikizlerin rahimde 3 farklı gelişimleri gösterilmiştir. Şemada tek yumurta ikizliği ile ilgili olarak bir amniyon, bir plasenta, iki amniyon, bir plasenta ve iki amniyon, iki plasenta şeklindeki gelişim ile 1, 2, 3 arasında yapılan doğru eşleştirme hangisinde doğru verilmiştir? Bir tane amniyon, bir tane plasenta, bir tane amniyon. O zaman 3. İki tane amniyon ama bir tane plasenta, bir plasenta, iki tane amniyon. Şu boşluk amniyon sıvısıdır, embriyon içinde bulunduğu boşluk. O zaman 2. İki tane amniyon, iki tane plasenta. Plasentaları farklı. Amniyon sıvısı zaten otomatikman farklıdır. Cevap C.